Valla ben de şok oldum o an, o ses çıkınca. Detone olmanın böylesi. Fenomen haline geldi. Beyazıt Öztürk programında son bir şans tanıdı Tansu'ya. Ben bugün sana herkesin önünde bir şans daha vermek istiyorum. Gerçekten. Gerçekten. Bak, o kadar hiç sıkılma. Hayır, fırlanmam, üzülme. Yine olmadı, yine olmadı. Meseleniz... Tansu durumu kurtarmak için mesele şarkısını söyleyen Serkan Kaya'nın yanına koştu. Ne aramaman ne de sormaman, mesele şu ki... Evet, Tansu. Harikaydı görüntüler ya. Ama yine yanlış ton verildi, değil mi? Biraz da onu bilerek de yaptılar, o tize çıkamasın diye. Yine erkek tonu değildi. Aslında en son sen geldiğinde erkek tonu vermişti Fuat Hoca sana, düzgün okumuştum. Hatırlıyor musun? Zaten evet, pazartesi günüydü. Bir cuma günü zaten detone rezaletinden sonra. Fena değildi ama sesim iyi diye bir iddiam yok. Ben solist değilim. Hani bazıları yok rezil oldu falan. Ben solistim diye hiçbir iddiam öyle olmadı. İddiam yok. Sadece espri maksadıyla güzel hanıma eşlik edeyim dedim arkadan. Evet. Ben de vokal yapayım dedim. Ama kadın sesinden çıktın. Orada da biz seni savunduk. Şimdi erkek sesinden Fuat Hoca bir versene doğru düz okusun şu çocuk. Gel şuraya. Evet şuraya. Hayır. Bu düzgün ses. Bak şuraya gel. O bu ha bununla. Geç şurada dur. Orada oku. Bence erkek de kâr etmeyecek gibi ama. Çektiğim bu sancı senin yüzünde. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılmam. Ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de sana darım. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Bak gördün mü? Coşkun Bey'e teşekkür ediyorum. Tonun bu. Coşkun abin söyledi. Şimdi olacak. Senin tonun. Tonunun şeyini biraz söyle. Gittiği yerde do diyeceksin. Sol mu? Sol diyeceksin. Olacak. İki şov daha gezersen bu iş olacak. Olacak inşallah. Bir de seni